Herkese merhaba. Bu hafta Beytepe'deyiz. Evet, bu hafta videomuzda hazırlıklarımızdan bahsetmek istiyoruz. Çok heyecanlıyız. O zaman Yeşil Vadi merdivenlerine hadi inelim. Bu videoyu değişiklik olması için hem biraz da manzara gösterebilmek için böyle bir yerde çekmek istedik. Bugün benim ilk işsiz günüm. Arkadaşlarımla vedalaştım. Çalgan'a gitmiştik. Ankara'da güzel bir kahvaltı mekanı. Oradan sonra şimdi Beytepe'ye geldik. Beytepe'de farklı bir atmosferde size video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Pek gezerler adına hiçbir paylaşım yapmadan önce ne YouTube'da ne Instagram'da bir YouTube videosunu referans alarak başvuru yaptım Türk Standartları Enstitüsü'ne. Onun da linkini buraya koyarım. Başvuru sonunda benim logom ve ismim onaylandı. Logomuzu yaparken de bizim Highland'da çekildiğimiz bir fil fotoğrafı vardı. O fotoğraftan esinlenerek armut.com'dan da bir öğrenciden yardım alarak belirledik. Bu onaylandı ve ondan sonra biz YouTube, Instagram hesaplarımızı kurup buralarda paylaşım yapmaya başladık. Patent niye önemli? Siz bir ileride marka kuracaksanız, bununla ilgili bir ticari kaygınız varsa markalaştırmanız çok önemli. Ne kadar masraf yaptım? Ben 800 lira bir masraf yaptım. Şu anda Türk Standartları Enstitüsü'ne girdiğinizde pek gezerler yazdığınızda markanın bizim adımıza tescilli olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede içimiz rahat. Hatta şöyle bir olay yaşadım. Instagram'dan bir arkadaş, soyadı pek gezer, bana yazdı. Benim neden haberim yok? Yani neden haberi olması gerektiğini bilmiyorum. Belki beni takip ediyordur. Patentim olmasa belki stres yapacaktım. Şu anda hiç stres yapmadan, ya bu benim markam, sen pek gezersen ben de pekerim diyerek yoluma devam edebiliyorum. Bu numara birdi. İkincisi fay olcaydı. Gitmeden önce orada derdimizi anlatacak kadar iletişim kurabilelim diye biraz olsun İspanyolcamız olması gerektiğini düşünüyorduk. Ve ilk olarak Udemy.com'dan Gizem Kütükçü hocanın Türkler için İspanyolca dersine kayıt olduk. Bununla İspanyolca'ya bir giriş yaptık. Sonra da Prepply.com'dan Osvaldo hocamızı bulduk. Osvaldo hocamızla haftada bir, iki haftada bir ders ayarlayıp bir araya geliyoruz. Çok tatlı. Dersi hiç kaynatmıyor. Bol bol ödevleri oluyor. Ama her şeyde olduğu gibi çalışmayınca, zaman ayırmayınca ilerleme kaydedemiyorsunuz. Orada mecburen konuşmaya çalışacağız. Pratik yapacağız. Bu bölümde size bütçe ve rotamızdan bahsedeceğiz. Bütçemiz şöyle, bizim şu anda bir arabamız var. Bu arabamı satıp bununla seyahate çıkıyoruz. Bizim bütçemiz bu. O yüzden kısıtlı. Eğer YouTube'dan işte gelirlerimiz farklı bir şekilde ya da sponsorlukla artarsa belki seyahatimiz uzar diye düşünüyoruz. Sınırlı bütçe olduğu için sınırlı günlük bütçelerimiz de var. Bu bütçe şu anda $50 yiyecek ve kalmak için. Yani Couchsurfing'de kalırsak maliyet düşecektir. Daha az yersek, marketlerden yersek ya da kaldığımız hostellerde mutfakları kullanırsak gene bütçe bize daha da uzatacaktır seyahatimizi. Rotaya gelelim. Rota zaten herkesin yani kendi tarzı ama biz rotamızı ilk başta daha böyle büyük dünya turu şeklinde planlamıştık. Ama sonra bütçemiz sınırlı olduğu için bu mümkün olmadı. Küçülttük. İşte Güney Amerika'ya sığdırdık. Şu anda niye Güney Amerika'ya gidiyoruz? Vizesi yok. En önemlisi. Doğa olarak, yemek olarak, kültür olarak çok farklılar, çok eğlenceliler. Hani çok merak ediyoruz. Bizim için de farklı bir tecrübe olsun diye orayı tercih ettik. İlk başta Orta Amerika'yı da düşünüyorduk. Halen daha düşünüyoruz. Gidebilir miyiz diye. Ama birazcık bir oraya inip bakmamız lazım. Biz zaten oraya indikten sonra kafamız nereye eserse
oraya gidebiliriz. Yani biz kimseye söz vermedik. Kolombiya'dan sonra Ekvador'a gideceğiz. Ekvador'dan sonra Peru'ya gideceğiz diye. Farklı yerleri görmek istiyoruz. İnşallah nasip olur. Bu bölümde ben de sizlere video kurgu montaj dersinden bahsedeceğim. Biz Kars'a giderken Doğu Ekspresi'nde değişik yollarda ile tanıştık. Ve aklımıza hiç YouTube'a video koymak yoktu. Sağ olsun bizi o cesaretlendirdi. Buna karar verdikten sonra biraz montaj işini öğrensek iyi olur diye düşündük. Çok az da zamanımız kalmıştı. Bir yandan işlerimize devam ediyoruz. Kızılay'da bir kurs buldum. Ankara Medya Akademisi. Vegas programını öğrendik bu derslerle. Videoyu nasıl montajlayabiliriz? Nasıl efektler koyabiliriz? Green screen nedir ben bilmiyordum. Yeşil ekran. O kullandığımız şeyin adı green screen. Yeşil ekran. Kendimizi küçülttüğümüz, işte montajladığımız sehpanın üstünde, masanın üstünde birçok şey yapılabiliyor. İnternete yazınca da birçok örnek çıkıyor. Ben bundan bir haberdim. Açıkçası böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. O sayede böyle yaratıcı birkaç efektler koyabiliyoruz araya. Dünya turuna çıkmadan önce araştırılması gereken şeylerden birisi de aşılar. Hangi ülkeye gidiyorsanız onunla ilgili aşılara muhakkak bakmanız gerekiyor. Bizim şu anda gittiğimiz ülke Güney Amerika. Seyahat Sağlığı Merkezi'ni aradık. Bizim şu anda sarılma ve tifo aşısı olmamız gerekiyor. Sıtmanın da ilacını verecekler. Biz de gitmeden önce videonun altında linkini veririm. Buradaki Seyahat Sağlığı telefon numarasından ve sitesinden muhakkak hangi aşılara ihtiyacı var, neleri yaptırsanız öneriliyor. Bunlara bakmanız gerekiyor. Bu Perşembe günü de aşılarımızın olmaya gideceğiz. Evet, Perşembe günü aşılarımız olacağız. Son konu da seyahat sırt çantası. Sırt çantası videomuzu biz çok detaylı olarak anlattık. İçerisinde ne var ne yok. Hepsi bu yukarıdaki videoda gözüküyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'larsanız seviniriz. Görüşmek üzere.